Şu ezanlar hürmetine Rabbim hangi hasta kulu varsa, nerede hasta kulu varsa, nerede Rabbim yetiş diyen kulu varsa inşallah hastalıklarına şifa versin, dertlerine deva versin, borçlarına eda versin. İnşallah şu ezanların hürmetine, şu cumanın, şu mübarek günün hürmetine Rabbim kimin gönlünde ne dileği, ne muradı, ne isteği varsa tez zamanda nasip eylesin. Hiç kimseyi sağlıktan, sıhhatten ayırmasın. Kimseyi kimseye muhtaç edip de kimsenin gözüne baktırmasın inşallah arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Lokumun temizliğiyle, ezanımızla, öğle ezanımızla günümüze başladık bakalım. Rabbim güzel günlerden ayırmasın inşallah diyeceğim. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır, her şey gönlünüzce oluyordur. Beni soracak olursanız hem ağlayan hem gülen Yeliz bacınız telefonu böyle çok duygusal bir şekilde açılışı başlattı, duasını yaptı. Kendini bir toparladı, şöyle elini yüzünü yıkadı ve karşınıza geldi. Çok şükür Allah'a ben iyiyim ama babam hasta biliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah şimdi ağlamadan anlatacağım her şeyi. Babam hasta biliyorsunuz. Annem sabahleyin aradı saat 9 gibi falan. Şu an saat 1'e 5 var. Ben de o saatten beridir kendimi toparlayamadım desem yalan olmaz. Annem aradı sabahleyin. Bir de şöyle hep karşıya bakıyorum. Size bakacağıma böyle karşıya bakıyorum. Ne kadar yanlış bir davranış. Evet, gözlerinizin içine bakayım. Sabahleyin annem aradı arkadaşlar. Göz kayıyor beni. Annem aradı. Dedi ki kızım dedi ben çok kötüyüm. Babam zaten hasta biliyorsunuz. Babam sabaha kadar öksürmüş. Zaten hasta. Yemesi içmesi pek yok. İştahı pek yok. Annem de şimdi bugün kızım ben çok hastayım. Dizim şişti. Sabaha kadar uyuyamadım deyince ben iyice böyle moralden düştüm. Dün babama yemek yapmak için tarlaya inmişti arkadaşlar. Pardon, tarlaya inmişti bezelye toplamak için. Bezelye süzdürmesi yapacağım kızım demişti. Şu yastığımı da. Bezelye süzdürmesi yapacağım demişti. O yaprak bezelyeyi haşlayıp pirinçle beraber haşlayıp bol soğanla beraber kavuruyor. Benim de dolapta var, ben de yapayım bari bugün öyle yapayım. Sonrasında işte tarlaya inince bizim oralar biliyorsunuz böyle. Nasıl şöyle? Şöyle. Şöyle yokuşumuz var. Oraya inince orada bezelye toplarken dizi kart diye bir ses gelmiş dizinden ve ondan sonra dizi ağrıma ve ödem yapmış, şişmiş. İşte gece beni hiç uyutmadı kızım dedi. Evde dedi değnekle geziyorum, baston. Değnekle geziyorum dedi. Hani evin içinde dolanırken değnekle geziyorum, dolanıyorum dedi. Ben şimdi bunu duyunca benim bütün moral sıfıra indi arkadaşlar. Şimdi o kadar aradayım ki hani çıkıp gitmek istiyorum. Gitsem hani tamam çok fazla yardımım olacak, faydam olacak. Babam yemiyor içmiyor, annem nasıl hazırlık yapacak? İnek var, bahçeye kovulacak, önüne saman atılacak. Bir sürü iş köy yerinde bilirsiniz. Abim Ordu'da değil, Amasya'da arının peşinde, o da ekmeğinin peşinde. Ben hani gitsem nasıl gideceğim? Ali bu akşam saat 1'de gelecekmiş. Yani saat 1'e kadar görev varmış bu akşam. Sabahleyin aradı. Evden çıkmışlar. Çorba içmişler. Mercimek çorbası. Artık alıştılar benim kahvaltı veremememe. Mercimek çorbası içmişler. Aradı beni. Yelizciğim dedi polarımı verir misin? Gece 1'e kadar görev varmış. Bu akşam gelmeyeceğim dedi. Öyle olunca ben de hemen kalktım. Polarını verdim. Şarj aletini verdim. Şimdi beni bırakma olayı da olmayacak. Araba da yok. Nasıl giderim, orucum nasıl yaparım? O kadar arada kaldım ki arkadaşlar, çok arada kaldım. Yani çok bunalmış durumdayım şu an ama yapacak da bir şey yok. Şimdi ne yapalım? Yeni güne başladık artık, saat 1. Ben hani erken kalktım ama annemle konuştuktan sonra toparlayamadım. Yani bir karar veremiyorum, üzülüyorum, ne yapacağımı bilemedim. Öyle hani annem de şimdi bacağından rahatsız olunca babamın da beslenmesi lazım. Güzel beslenmesi, yemesi içmesi lazım. Hizmet istiyor yani sonuçta. Annemin etrafındaki her şey hizmet istiyor. Yani ahırı var, tavuğu var, köpeği var, kedisi var. Bir sürü biliyorsunuz köyde vloglarımı da izlemişsinizdir.
Rabbim bunaltmasın. Rabbim kimseleri bunaltmasın. Bizleri de bunaltmasın. Sizleri de bunaltmasın inşallah arkadaşlar. Rabbim kimseyi sağlıktan sıhhatten ayırmasın. İnşallah babamın tomografi sonucu inşallah temiz çıkar. Geçen sene de aynısı olmuştu babam. Koa hastası biliyorsunuz. Geçen sene de yine böyle göğüs ağrısı, öksürük, sonra ne? Gece terlemesi falan. PET sonucu temiz çıkmıştı çok şükür Allah'a. O yüzden doktor 4 ayda bir takip yapalım demişti. Bakalım Rabbim hayırlara çıkarsın. Kimin ne derdi sıkıntısı varsa bir an önce gidersin. Bütün hasta kullarına şifalar versin inşallah deyip yeni güne başlayalım. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Devam edecek arkadaşlar. Bir de bir yazı okudum, onu da sizinle paylaşayım. Diyor ki yazıda, insanın kaybettiği sevdiğini unutması, tamamen böyle unutması 1,5 sene sürermiş. 1,5 sene sonra belki de, hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Öyle çok büyük acılar yaşamadım, Rabbim de yaşatmasın. Hani hiç o duyguyu bilmiyorum, Rabbim bildirmesin. 1,5 sene sonra hani hayatında var mısın yok musun tamamen böyle siliniyormuş. Yani hatırlıyordur ama belki o, hani o acı tamamen belki diniyordur, bilmiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu da sizinle paylaşmak istedim. Bana çok enteresan geldi. Yani insanın yıllarca bir arada durduğu, yaşadığı, sevdiği, çok şeyi paylaştığı insan hani 1,5 sene sonra nasıl birdenbire hiç yokmuş gibi olabilir diye benim de aklım almadı açıkçası. Neyse, Yeliz bacınız kalksın, şöyle bir ortalığı toparlasın diyeceğim ama toparladım. Yataklarımı toparladım, kırlentlerimi geçirdim, balkonu hallettim. Yani balkonun kırlentlerini, hatta bunu da buraya koydum. Size sordum ama hiç yorum yapmadınız arkadaşlar. Şöyle bu kırlent burada olur mu arkadaşlar? Yakışır mı dedim dünkü videoda. Cevap vermediniz. Sonra Ali Bey yatak odasının borcunu, yarı borcunu Ali Bey mi ödesin dedim. Ona da cevap vermediniz. Canınız sağ olsun. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani uzun video mu, kısa video mu? Vallahi ben kısa video da çeksem, atlaya atlaya izleyen zaten atlaya atlaya izliyor ve görünüyor. Yani anlıyorum yani istatistiklerden, analitikten. Uzun video isteyenleri de kırmak istemediğim için videoları uzun çekeceğim. Yani zaten kısa videoyu da atlayarak izleyen atlayarak izleyecek yani. Hani. Ama severek, keyif alarak uzun videoları izleyenleri... Tükürdüm. Kusura bakmayın. Gördünüz mü bilmiyorum ama izleyenleri de kırmak istemiyorum. O yüzden uzun videolar olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle. Şu an öyle düşünüyorum. Bir saat sonra fikrim değişebilir. Çünkü bir saat önce ağlıyordum. Şimdi geldim karşınıza gülüyorum. Ağlamadan da anlattım. Rabbim dayanma gücü versin. Ne olursa olsun her şeye dayanma gücü versin. Hepimize inşallah arkadaşlar. Hadi kalkalım. Yeliz'in bugün çok işi var. Güzel de bir hamur işi yapasım var. Kalkalım, bismillah diyelim, bakalım gün bize neler getirecek. Hep güzellik getirsin, hep mutluluk, hep neşe getirsin. Üzüntü getirirse de çok azını getirsin. Yani hiç getirmesin ama eğer gelecekse de çok azı gelsin inşallah. Haydi başlayalım. Hemen bir not düşmek istiyorum. Söylemeyi unutmuşum. Çenem düşmüş, o kadar şeyi anlatmışım, söylemişim, bunu söylememişim. Annemle telefonda konuşurken dedim ki anne geleyim mi? Gelme kızım dedi. Gelme, şimdi idare ediyorum. Buz koy demiştim ben ona sabahleyin. Buz koydum, birazcık rahatladı kızım dedi. Ben şimdi idare ediyorum dedi. Baban iyi dedi. Yarım kilo kirazı yedi dedi. Oh dedim, maşallah şifa olsun inşallah dedim. Sen ona kekik çayı yap dedim. Bir bardağı böyle kaynar suyu koy. Çay süzgecine de kekiği koy. İçine batır dedim. Öyle hemen onu da içsin babam dedim. Kekik çayı çok iyi geliyor çünkü. Gelme dedi yani arkadaşlar, gelme kızım, eğer ben çok kötü olursam, yani yapamayacak duruma gelirsem gelirsin, o zaman gelirsin dedi. Öyle telefonu kapattık. O birazcık bana teselli oldu, babamın hani kirazı yemesi, işte annemin böyle birazcık daha iyi olması birazcık içimi rahatlattı. Rabbim kimseyi düşürmesin arkadaşlar, elden ayaktan düşürmesin, gencini, yaşlısını, hastasını, sağlıklısını kimsenin gözüne bakıtmasın inşallah. Şimdi kalkıyorum. Buraya iliştirdim bunu da. Şöyle bir kucak lahanayla geldim arkadaşlar. Ocağa da tencereyi koydum, suyu koydum. Annemden getirdiğim lahana, pazı. Hazır kızım, ayağıma dolanıp durma, lokumu soğuk. Şöyle
Pazı da getirmiştim arkadaşlar. Şimdi bunları halletmem lazım. Pazıyı bir suya bastırırım. Şu lahanaları bir güzel haşlamam lazım. Sarma yapmam lazım. Ev ahalisine yedirmem lazım. Annemin babamın yanına gitmem lazım. Aklım orada. Çok zormuş arkadaşlar ya. Böyle diyorum ya, hani çoluğumuz çocuğumuz küçükken işte büyüseler de etseler de bilmem ne de o zaman böyle sıkıntı yaşıyoruz diye düşünüyorduk ama anne baba yaşlanınca başlıyormuş asıl sıkıntılar galiba. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Rabbim sağlıktan saatten ayırmasın. Şimdi şu lahanaları bir güzel ben temizleyeyim, yıkayayım. Gelin de şu minnoşu sevmeyin şimdi. Kızım, sarı papatyam. Güneşleniyor mu yavrum? Şu kız kadar olamadık. Şu lokum kadar olamadık var ya. Anne, anne. Çekin diyorsunuz, ben de çekiyorum. Minnoşları daha çok görmek istiyoruz diyorsunuz. O zaman keyiflerini çekeyim size. Aşkım, anne. Sarı papatyam benim, şöyle papatyam benim, şöyle papatyam. Çok çok tatlı ama bu birazcık böyle bizi şey yapıyor bazen, tırmalıyor. Oyun oynarken birden ısırıveriyor. Kızım, 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 evin yatan nazlı kızı. Narin kızım diye seviyorum ben bunu. Çok narin, gerçekten lokum çok narin bir kişilik arkadaşlar. Başladım arkadaşlar. İçimi yapmaya başladım. Kızım. Annem. Ya. Bak. Bakın. Heh. O kadar yavaş mırıldıyor ki lokum. O kadar yavaş mırılıyor ki. Çok tatlı. Teyzeleri bu. Çok tatlı. Şimdi merak ediyor tezgahta. Bebekle ve tezgahta ne yapıyorlar bunlar diye merak ediyor. Altında da pijamalarım duruyor vallahi. Heh. Hadi benim kızım. Bacaklarıma sürünüyor. Allah'ım ne istiyor? Ekmek istiyor, ekmek. Çok biliyor bu kız işini, çok. Soğan yemezsin annem sen. Ha sevmezsin onu işte, sevmezsin. Hadi dur. Tamam, gelme daha, tamam mı? Gelme daha. Aşkım benim. Bak gelin. Yavrum. Şimdi soğanı kavurmaya başladım. Kızım dur daha. Dur daha annem. Yavrum ya. Bacaklarıma dolanıyor arkadaşlar. Soğanımı başladım işte. Ay, içimi yapmaya başladım. Lokum beni hep şaşırttı. Şimdi bol soğanı doğradım. Sarımsak da doğradım. Bir güzel şimdi kavrulsun. Sonra pirincini falan ekleyeceğim. Sürekli de annemle konuşuyorum. Babamı da aradım. Çok şükür babamın sesi bugün çok daha iyi geliyor. Dün biraz kısık gibiydi. Oraya çıkma. Hayır, oraya çıkma. Dün biraz sesi kısık gibiydi. Çok şükür bugün daha iyi geliyor. Annem de biraz daha üstüne basabiliyorum kızım ayağımın diyor. Öyle arkadaşlar. Durumlar böyle. Şu lahana işini de bir halledersem. Sarma işini. Saat de 4'e geldi. Sarmayı da halletmem lazım. Dünden neyim var? Heh, makarnam var sadece. Evet, çorbayı bizimkiler sabah içti. İçmiş. Makarnam var. Caner'cim okuldan geldiğinde onu yer. Ben de şimdi Cazucum şey istedi ya. Lebeniye çorbasının, hızlı söyledim bakın, lebeniye çorbasının kıymasızını istedi, ondan yapasım var Cansucum için. Gerçekten böyle lezzetli oldu. Gerçi yayla çorbası arkadaşlar, sadece fark içindeki nohutun olması ve şeyin olması. Neyse, nohutlu çorbayı seviyorlar büyükler. Sütlü çorba yapıyorum ya, böyle şehriyeli sütlü çorba, ona da ekliyorum, onda da seviyorlar. Öyle, laf çok uzamasın, 2 dakikayı doldurmuşuz yine. Şimdi şunun altını açayım. Bir güzel soğan kavrulsun. Sonra
Pirincim burada, hemen yıkayacağım. Baharatlarımı da getirdim. Karabiberimi ve nanemi getirdim. Pul biberim çok az. Çok azdan da az diyeceğim. Ay, düşüyordu. Stokta var efendim. Evet. Ali Beyciğim böyle fazla fazla alıyor ya. Onu da hemen şeye saklama baharatlığıma, baharat kavanozuma doldurayım. Konuşabildim. Kafam çok dolu. Orucum bir taraftan arkadaşlar. Rabbim kabul eylesin. Dördüncü günüm bugün. İnşallah 6 güne tamamlayacağım. Rabbim nasip ederse. İnşallah. Öyle. Hemen şu iç işlerini, sarma işlerini bir halledelim. Vazoyu düşürürsün bak. Vallahi arkadaşlar lahana biraz fazla olduğu için şöyle sofra bezimi, masa örtümü getirdim. Leğenimi getirdim. Tepsimi de getirdim. Üzüm de geliyor. Üzümü hemen odaya atmam lazım. Oturacağım, şurada saracağım. Biraz da böyle televizyon açacağım. Azıcık kafamı dağıtırım diye düşünüyorum. Yatma oralara. Oralara yatma annem, yatma oralara. Senin burada işin yok, yok. Minnoşum. Hadi odaya. Hadi odaya kalk. Kalk odaya. Seni yeşil gözlü çocuk seni. Seni minnoş seni. Haydi gel. Gel annem haydi. Ben hemen şunu odaya atayım. Sonra buraya getireyim içimi ve lahanamı. Burada sarmaya devam edeyim arkadaşlar. Dediğim gibi televizyonu da açacağım. Şöyle bir oturduğum yerden saracağım. Yani fazla da ayakta kalmamış olurum. O zaman üzümle bana kolay gelsin mi teyzeleri? Üzümle bana kolay gelsin mi teyzeleri? Bu çocuk çok tatlı. Bu çocuk bizi gece uyutmuyor. Bu çocuk gece geliyor mır 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 benim saçımı ısırıyor. Sonra yastığımıza yatıyor. Sonra kapıyı tırmalıyor. Çok yaramaz bu çocuk teyzeleri. Çok yaramaz ama çok da tatlı. Bak benim fok balığım benim ya. Can can arkadaşlar can. Vallahi insanın üzgün olduğunu anlıyor da geliyor sizi öpüyor böyle. Dün öyle yaptı bana, geldi ben yatarken. O yatarken ben yanına gittim ya onun. Geldi, ondan sonra burnumu hafif bir ısırdı, sonra yaladı, kokladı, yanıma kıvrıldı yattı. Çok minnoş bunlar. Çok can işte. Can Rabbimin emaneti bunlar bize. O zaman Yeliz daha fazla çene çalmasın ve lahanasını sarmaya devam etsin. Geldim vallahi, kuruldum. Televizyonda da Aşk Memnu var. Yılların eskitemediği dizilerden. Hem onu izlerim hem de sarmamı sararım. Şöyle hızlıca sarmaya çalışacağım ama saat ilerledikçe ben biraz daha böyle kendimden geçiyor gibi oluyorum arkadaşlar. Öyle bakalım. Annemle de konuştum. İyiyim kızım diyor. Hep aklım onlarda yani. Sizi de bu konuyla sıkmak istemiyorum ama eminim sizin de hani anneniz hasta olmuştur, babanız hasta olmuştur. Tabii gurbetteyseniz hani aklınız kalmıştır. Yanındaysanız gidip bakarsınız hemencecik ne olacak. Gurbet başka arkadaşlar, gurbet başka. Ben o yüzden işte ikinci şarp görevi geldiğinde çok tedirgin olmuştum. Hani annemiz babamız yaşlandı, tekrardan uzaklaşmak etmek. Hani şimdi yakınız 2 saat, 2,5 saat aramız diye. Öyle doğuya gidersek ne yaparız, ne ederiz? Allah göstermesin hani. Öyle hemencecik gelinip gidilmiyor da yani, senede bir kere gelip gidebiliyorsun. Senelik izne. Çok üzülmüştüm de çok şükür Allah'tan çocuklardan dolayı kalabildik. Şükürler olsun Rabbime, Allah'ım kimseleri gurbetlere düşürmesin arkadaşlar. Yani hayırlı yerlere düşürsün diyeyim. Hayırlı, çünkü memleketinde olup mutlu olmayan, huzurlu olmayan da çok insan var. Allah'ım herkesin hakkında hayırlısını nasip etsin diyeyim. Şu sarmamı bir halledeyim arkadaşlar. Bugün sadece sarmayla geçecek herhalde bu vlog. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Hemen hızlıca halledeyim şunu.
Arkadaşlar sarmamı sardım. Şöyle tencereye diziyorum ama almayacak gibi sanki. Pişirdiğimden Cevriye ablaya da verecektim. Artık bir pişsin bakalım. Hemen ocağa atmam lazım. Cansucum da geldi. Seramik kursuna gitmişti. Forması gelmişti. Onun bugün kargodan size göstermeyi unuttum ben onu. Yeni bir forma aldı böyle hastanede giymeye. Ondan sonra hemen giymiş geldi. Bana anne resmini at, fotoğrafını at dedi de ben böyle annemin hastalığından, şeyinden, üzüntüsünden dedim yavrum böyle böyle anneannen hasta dur az falan dedim ona. O da öyle bekledi, hiç bunaltmadı beni, fotoğrafını at falan demedi. Böyle şimdi şu sarmaları bir dizeyim bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı bir sardım ama sırtım çok ağrıdı. Gerçekten sırtım çok ağrıdı arkadaşlar. Ama yerken unutacağım tabii ki. Bütün ağrıları unutacağım. Değil mi Seçkincim? Seçkincim de konuşuyorum bir taraftan. Bir taraftan da böyle sarmamı halletmeye çalışıyorum işte arkadaşlar. Hemen suyunu falan ayarlayıp ocağa bir güzel pişmesi için koymam lazım. Hadi bakalım inşallah çok lezzetli olur. Tadına tuzuna bakamadım tabii. Oruç olunca tadı tuzu bilmiyorum nasıl olacak. Haydi bakalım hızlıca dizmeye devam edeyim ben arkadaşlar. Arkadaşlar su doldurtturuyorum. Caner dershaneden geldi. Cansu yakalamaya çalışıyor. Bravo. Deminden beri yarım saattir bir kütürtü kopuyor ya balkondan. Ya aşağı asansör dükkanı atıyor. Bir cama at. Camı kirletti ya. Camı hep kirletti. At oğlum. Hop. Aferin. Neyse ben iniyorum arkadaşlar. Size anlatacaklarım var. Şimdi çıktım arkadaşlar. Şapkamı düzelteyim. Geliyor musun? Evet aldım. Evin anahtarını aldım. Cansu'yla beraber tarlaya iniyoruz. Caner'cim de dershaneden geldi. Ama yüreğim hop hop etti bugün arkadaşlar. Bugün çok bunaldım. Çocuğu arıyoruz arıyoruz. Telefon ulaşılamıyor diyor. Bir şeyler Caner'e. Dershaneye gitmişti ya. Aradık ulaşamadık. Yani o da hiç dershaneye geçtim, dershaneden çıktım diye bir şey demedi bize. Çok bunalttı beni. Anneme öyle, babama öyle. Bir de Caner'e bunaldım yani. Şimdi Ali Bey de beni aradı. Diyor Caner seni aradı mı? Açmıyor Ali dedim. Telefon meşgul çalıyor en son dedim işte. Neyse nihayet geldi evimize. Erkek çocukları böyle oluyor galiba biraz. Cansu olsaydı anne ben şuradayım buradayım şöyle böyle derdi yani hemen. Şimdi gidiyorum tarlayı sulayacağım. Ali Bey bugün olmadığı için benim sulamam lazım. O bana sula falan demedi ama sulayayım ben. Şimdi aklı kalır onun. Ezana da az kaldı. Beraberce gidelim. Suları getirmemişler ama. Balkonda şey var. Hortum var. Hortumu aşağıya indiriyoruz. Musluktan işte muslukta var. Oradan hemen bidonlar dolduruluyor ama. Caner. Oğlum hani bidon? Çabuk getirir misin? Getirmemiş. Çoraplarını çekmeyeyim mi? Hemen çektim. Şimdi arkadaşlar. Cansucuğum getir yavrum aferin benim güçlü oğluma benim aferin çocuğuma oraya basmaya gerek yok basılan yerler belli hemen sulayalım yavrum sen mi suluyorsun ben mi suluyorum sen de ben de yani Caner sen de gel oğlum Caner ezan okunacak annem az şurayı sulayalım gidersin içerim doğru dedim. En dipten başla. En dipten başla. Şuradan mı? Ben de hemen bir bidon alayım arkadaşlar. Ya da Cansu'yu sularken çekeyim. Durun. Ay. Evet onlar domates yavrum. Sula. Tamam. Diğerine. Heh. Aferin çocuğuma. Öğrenecek teyzeleri bu işleri. Ezana da az kaldı. Ocakta çay var. Çayı demledim. İlerle. Ben gideceğim. Yukarıya doğru git. Aa, suyumuz kaçtı. Su kaçtı. Vallahi kaçtı. Tamam ona daha koyma. Kaçtı ya suyu. Kızım daha koyma ona koyma. Diğerine hadi. Maşallah maşallah subhanallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Şey ha. Tamam. Ay bakar mısınız patlıcanlar aralardan sürgünler veriyor. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim.
Cansucuğum diyor ki anne ben sana tarla alacağım ileride diyor. Çok para kazanırsam diyor. Tabi biber oldu. Biber fidesi. Anladım. Aferin kız bildin biberi. Valla sarma pişti. Üstünün soğanını yakamadım arkadaşlar. Salçalı soğan yapacaktım ama yakamadım. Şu bibere dökmedim bak. Orada bir tane daha domates var. Onlara dökmedim. Evet. Heh, salatalıkları da sula. O da salatalık. Şu iki domatesi de sula yavrum. Havuçları gördün mü? Bak havuç bunlar. Bunlar da sulanacak. Bana bir tane. He, şunlar havuç. Bunları da ben sulayayım olmadı. Boydan boya sulanacak yavrum bu. Yavaş yavaş. Şu önündeki domatesi de sula. Tamam, lahanalarımı da gezdir şöyle bir. Tarla sahibi olmak kolay değil arkadaşlar. Orası boş yavrum, boş. Maydanoz dikeceğim oraya inşallah. Bakın elimizin çamuruyla hemen evimize gidiyoruz. Bütün sebzelerimizi suladık. Çok şükür. Haydi şimdi içimiz rahat bir şekilde evimize gidebiliriz. İnşallah suya verdiğimiz parayı sebzeden çıkaracağız. Allah nasip ederse patlıcana, bibere, domatese para vermeyeceğiz inşallah salatalığa. Durun bakalım. Rabbim bereketli eylesin inşallah. Şunların büyümesini izlemek bile çok güzel. Şükürler olsun Rabbime. Haydi gidelim. Ezan saati çok yaklaştı çünkü. Sofra hazırlayacağım. Sarmam da pişmiştir. Ha? Çilek nereye dikeceğiz yavrum? Maydanoz yere çilek. Baban yerimiz yok diyor artık. Çilek istiyor Cansucuğum. Haydi gidelim. Hemen koşturmaca eve geldik arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi çıkardım, yıkadım. Salata yapacağım. Dün akşamki salataya doyamadım ben. Böyle neyle? Nar ekşili falan. Mis gibiydi. Hemen hızlıca bir salata yapacağım. Dün akşamdan et ekmek yoğurtlumuzdan var. Sarmamız pişti. Çayı demledim. Cansu'nun çorbasını yapamadım. Sarma tahminimden çok uzun sürdü. Değil mi? Sarma olunca çocuklar zaten başka bir şey aramazlar. Hatta Caner'cim şu an karşıda parkta. Siz yiyin ben yemeyeceğim demiş. Caner, Cansu'cum çağırdı. Gel hadi akşam yemeği yiyeceğiz. Ezan okunacak dedi. Siz yiyin ben yemeyeceğim demiş. Ben de diyorum ya kızım annem sarma sardı desene anne, diyorum. Cansu da diyor ki anne diyor parkta bir sürü çocuk var, çocukların canı çeker diyor. Bakamam şimdi Cansu, salata yapacağım. Açım. İki tane köpek var da dışarıda arkadaşlar. Camdan bak. Keşke bizim olsa bir tanesi. Yok köpek evde yapamam. Evde köpek. Bakamam diye düşünüyorum arkadaşlar. Büyük konuşmak istemiyorum. Olur da gelinimin köpeği olur. Gelinimin şey canı olur. Kızının olacak. Kızımın olacaksa evinde olacak da. Evinde bakacaksın kedini köpeğini yani. Anneannesine. Ya yavrum sen bana bahçeli bir ev alacaksın ya, yapacaksın ya. Arsa varsa. İşte bahçeli evde köpek, kedi her şey olur. Ben kendiminkini getirmekten bahsediyorum. Dur o zamanlara var daha dur. Beni çok şimdi değil. Bunaltma. 2-3 yıl içinde köpkem olmasını planlıyorum. Mezun olacağım ya anne bakalım. Hadi bakalım hayırlısı Allah'tan. Köpek. Kızım kedilerin masrafını kaldıramayız. Bir de köpek masrafı tamam. Maaşın yarısını verelim hayvanlara. Hani böyle deyince yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama gerçekten hayvan sahiplenmek ve hayvan bakmak da maddi açıdan tek maaşlıların pek yapabileceği... İş sahibi olacağım inşallah. İnşallah yavrum. Tamam hadi sen iş sahibi olduğun zaman... Sen nasıl çocuklarına masraf yapıyorsun? Sen de masraf yapacaksın değil mi abi? Yapacaksın tabii. Nasıl ben ağzımda ekmek kestireyim ya? Bakayım bari. Hangisi? Tamam gördüm. İki tane yavru vardı arkadaşlar. Yavruydu. Biz taşındığımızda minicik yavrulardı. Şimdi kocaman oldular. Ben telaşlıyım. O yüzden açım ve telaşlıyım arkadaşlar. Rabbim kabul eylesin. Ezana da az kaldı. Cansucuğum bana bir tane soğan verebilir misin? Ay, bu biberleri de büyük doğradım bak. Küçük. Yani dediğim gibi arkadaşlar maddiyat olarak gerçekten hayvan bakımı
Ama iyi bakıyorsan. İyi bakıyorsan evet. Hakkını da vereceksin daha yavrum, eve aldığın hayvanı yani da aç mı bırakacaksın? Kilosu 20 liraya da mamalar var. Biz kaç alıyoruz? Ya biz toplu aldığımız için kilosu 65'e falan denk geliyor ama 2 kilo alayım desen 2 kilosu 250-300 lira. Markası. Ama o da ömrünü uzatıyor işte hayvanın. Ya yaşam kalitesini artırıyor evet. Öyle hasta olup doktora vereceğine mamasına veriyorsun. Mamalar sağlıklı besleniyor. Öyle yani arkadaşlar, gerçekten masraflı yani, ayda 500 lira falan masrafı var bizim kedilerin. Ben önceden deseydim Galip Bey'e ayda 500 lira ver, ihtiyaçlarımı alacağım deseydim, vermezdi. Ne yalan söyleyeyim, vermezdi. Yazan okumu. Aç mı bırakayım hayvanları derdi yani. Ay şimdi öyle desem aç mı bırakayım hayvanları da. Neyse ezanımız okundu arkadaşlar. Allah'ım kabul eylesin hemen. Cansucuğum soframı açacak mıyız? Soğanı da doğradım. Her şey hazır sayılır zaten arkadaşlar. Sarma pişti, çay hazır. Sofraya da taşıdık mı tamam. Ben şimdi bir bardak su içerim. Ne kaldı zaten? Ne kaldı geriye zaten? Rabbim kabul eylesin. Hiç önemli değil arkadaşlar. Nerede olan soğan? Rabbim kabul eylesin. Çok şükür 4. günde tamamladım. Hemen şimdi orucumu açarım. Bakmayın benim söylediklerime. Şimdi masaya oturdum. Hepsini unuturum. Şu soğanı bir doğrayayım. Rabbim kabul eylesin. Şu ezanlar hürmetine bütün günahlarımızı affeylesin. Bütün ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah arkadaşlar. Güzel günden, sağlıktan, mutluluktan, huzurdan ayırmasın inşallah hiçbirimizi. Beni izleyen herkesin de hani bütün ölmüşlerine de rahmet eylesin Rabbim. Bizimkilere de inşallah. Şu soğanı ben bir doğrayayım. Cevriye ablamın sarmasını verdim arkadaşlar. Çayı demledim ama çayı yalnız içmek istemiyorum. Yani önce... Hayır, önce... Hadi şuna bak, şuna bak, şuna bak. Terk ediyor buraları. Çayı yalnız... Ya, konuşamadım Cansu, beni şaşırttın ya. Allah öyle yapar. Allah çarpıyor değil mi hemen? Allah sadece beni mi çarpıyor ya? Hadi yavrum çayımı yok, getir. Yok, şimdi Cevriye ablanın çayını verdim. Ay... İyi değilim arkadaşlar. Yemek yemen lazım. İki tane sarma yedim. Orucumu açtım. İki tane sarma attım ağzıma. Şöyle düşündüm. Ali Beyciğim evde olduğu için ben komşularımı hiç davet edemiyordum. O yüzden şimdi hemen hızlıca yemeğimi yiyeceğim. Hızlıca ortalığımı toparlayacağım. Akşam komşularımı, bayan komşularımı davet edeceğim inşallah. Ay, çok heyecanlandım şu an. Çok işim var kızlar benim. Hadi ben hemen karnımı doyurayım. Ondan sonra komşucuklarımı çağırayım. Şöyle keyifli keyifli oturalım. Fır fır ortalığı süpürürken ben de hemen şöyle kek çırpmaya başladım arkadaşlar. Bir kalıp kek çırpacağım hemen. Evet, Cansucuğum da hemen dahil oldu. Kız hoca mı sürdün sen? Okulda sürdüm nasıl? Okulda mı? Aferin yavrum. Ders yoktu. Benim de hoca sürüyordu, ben de sürdüm. Tamam, neyse konumuz hoca değil. Konumuz kek arkadaşlar. Hemen kızımla beraber tırnağın görünce dikkatimi çekti. Bir de dipleri kakao oldu şuralar. Tamam, bir şey olmaz. Hadi, şimdi şekil verecek Cansucuğum. Güzelce bir kek yaptık. Ay nasıl olacak acaba? Şöyle yapacağım. Daha dola. Daha hızlı yap. Dibine sürtme. Emin misin altında açık renk hamur olduğunda? Evet. Yukarı mı çıkmasın altında? Tabii ki. Amaç kakaonun aşağıya inmez. Hadi çabuk fırlasın. Geldi. Tamam hadi biraz daha hızlan. Sürtme. Evet bu kadar görsellik yeter arkadaşlar. Çünkü yapmam gereken işler var. Hızlıca çırptık. Ben borcam da yapacağım kızım dedim. Anne kalıp da yap. Yeni sen kalıbını denemedin dedi. Demedim. Ben iki kere denedim. Kızım kaydıra kaydıra tezgahtan aşağı düşüreceksin sanki. Onu parmağınla sıyırman lazım. Sıyırsan ama görüntüsü bozulur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Kekimiz fırına girsin. Ben de hemen ortalığı toparlayayım. Sıcak. Güzel olur, güzel olur. Evet, kekimiz pişti. Komşularım geldi. Gülay abla geldi. Cevriye abla geldi. Belkıs'cığımın eşi galiba arkadaşlarına söz vermiş. Sahilde buluşacaklarmış. O yüzden o gelemedi. Şimdi kekin içini merak ediyordu. Bir bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapmışım?
Çevir bir daha diğer tarafa. Ne yapmışsın? Kuğu ye yapmışım. Mi? Kuğu mu? Evet. Cansucuğum beni oyalama. Nasıl kuğu kız bu? Misafirim var. Arka tarafı. He. Bak bu bir tanesinin arkası, bu bir tanesi, bu birinin başı, bu birinin iki tane kuğu. Hayal gücü böyle bir şey işte arkadaşlar. Gayet güzel olmuş kızım. Neyini beğenmedin? Çok kalın kesiyorsun ama. Onu öyle kestim. Bunu ince kestim. Evet. Bu daha güzel. Kekimiz böyle. O zaman hemen tabakları alalım. Çaylarımızı dolduralım. Çayları da demledim zaten. Ay çok mutlu oluyorum benim gelenim gidenim olduğunda vallahi. Çok şükür. Rabbim böyle güzel komşuluğun olduğu binayı nasip etti arkadaşlar. Kiralık da olsa güzel komşuların olduğu binayı nasip etti. Bu böyle. Koleksiyon. Bu böyle yavrum. Eşler çok güzel olmuş. Bu da böyle. Evet. O zaman hemen tabakları hazırlayalım. Vallahi ben de uzun zamandır kek yemeye diyetteydim. Neyse bu akşamlık bozalım. Şimdi servisleri de yaptık Cansucuğumla beraber, komşularımla beraber. Bir tanesi gelmedi, Belkıs'cığım gelmedi. Çünkü eşiyle planı varmış. Ben de geç saatte şey yaptığım için, haber verdiğim için o gelemedi. Ben de aniden karar verdim Ali Bey'in görevi olunca. Şu güzelliği göstereyim size arkadaşlar. Maşallah subhanallah diyelim Cevriye ablama, nazar olmasın. Şimdi neler yaptığını anlatıyordu bize de. Ben böyle sabahtan kalkarım, ederim. Şöyle böyle maşallah subhanallah yapabilene, becerebilene maşallah diyelim, nazar olmasın. Sandığın tarafına geçip size veda edecektim ki salona gelince bakın neyle karşılaştım ben. Anne, üzüm, burada mı yatacaksın bu akşam? Ha? Oğlum. Tepki veriyor, kuyruk sallıyor ama hiç göz açmaca yok. Aşkım. Minnocuğum. Hani benim oğlum? Panter oğlum benim be. Panter çocuğu benim. Yavrum. Yavrum. Üzüm. 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 Dişlerini yesin annesi. Dişlerini yesin annesi. Dişlerini. Kör oğlum benim. Hani benim yavrum? Nasıl da güzel yatıyor buralarda. Koca adam oldu ya. Koca adam oldu. Koca. Bak. Bak. Sevinmek için her şeyi yapar mısın sen? O patilerini yerim senin. O patilerini, o kıvırık patilerini. Anneciğim. O benim yavrum. Şu elimi tutuşu yok mu? Bak. Bak. Annesiyiz. Annesiyiz. O patisi. Benim çocuğum. Yatışını yerim. Yatışını yerim. Bal bal. Bal çocuk. Evet. Misafirlerimi uğurladım. Ali Bey'i karşıladım. Arkadaşlar karnını doyurdum. Doğru uyumaya gitti. Ay. Vallahi bazen diyorum ki kediler bizden akıllı. Bakın. Uyku saatleri geldiğinde, biyolojik saatleri öyle tıkır tıkır çalışıyor ki uyku saati geldiğinde geçti yattı adam. Ay çok güzel bir gün oldu. Güzel bir akşam oldu. Gündüz biraz yine zorlandım tabii ama güzel bir akşam oldu. Komşularımı gerçekten özlüyorum. Gerçekten çok seviyorum onları. Rabbim iyi insanlara denk getirdi ya. Hiç bunaltmadı bizi taşınırken, ev ararken. Hiç bunaltmadı Rabbim. Çok şükür hani. Çok şükür hep böyle yolunda gitti işlerimiz. İnşallah bundan sonra da her işimiz yolunda gider. Sizinki de bizimki de inşallah. Gerçekten böyle komşularıma bile zaman ayıramadığımı düşünüyorum. Hadi bırakın kendime zaman ayıramamayı. Komşularıma bile zaman ayırıp da şöyle bir kahve içimlik kapılarını açamıyorum.
ayıp ediyorum. Aslına bakarsanız gerçekten ayıp ediyorum. Hayat hani YouTube'dan ibaret değil aslına bakarsanız. Siz de biliyorsunuz tabii ama hani böyle evin içinde evin işi bitmiyor, çekimlerdir, bilmem nedir. Öyle arkadaşlar. Daha çok dikkat etmek lazım ya. İnsan böyle eşi dostu varken kapısını açmalı, kapısı açılmalı, davet edilmeli, davet etmeli. Ben gerçekten çok seviyorum komşuluğu. Hatta benim mutfağım dağınıktı dedim. Vallahi hiç dedim kusura bakmayın. Hani siz benim dağınıklığıma, düzenime, şunuma, bunuma gelmiyorsunuz. Sarma beni bayağı bir yordu, bayağı bir oyaladı dedim. Sonrasında da böyle kek hazırlığına falan girince mutfak dağınık kaldı. Zaten saat 9.30 ona gelirken falan geldiler. Hiç önemli değil dediler. Biz senin evine mi geliyoruz dediler. Yani bu da en büyük erdem yani arkadaşlar. Gerçekten Allah herkesin karşısına böyle düşüncede olan insanları çıkarsın. İş dediler yapılır edilir. Önemli olan bir araya gelebilmek. Ben de dedim hani hep Ali evde olduğu için akşamları dedim. Bir de şey gündüz davet edemiyorum. Niye? Cevriye abla torununu bakıyor. Ha Cevriye ablanın dışındakileri tabii ki davet edebilirim ama o zaman da böyle bütünlük bozulmuş gibi oluyor. Hani böyle çay pastalı börekli gibi hani yapılsa olmayacak gibi geliyor. Ama kahve içimlik tabii ki gidilir gelinir arkadaşlar. Yeter ki zaman ayrılsın. Neyse umarım zevkle keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Gerçekten hani abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız, özellikle yorumlarınız çok çok önemli arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızla desteklerinizi esirgemeyin benden. Aslında bunu en başında söylemem gerekiyor. Videonun en başında söylemem gerekiyor. Kaç kişi videonun bu dakikasına kadar geliyor? Hani onu da bilmiyorum tabii. O da büyük bir muamma. İzleyenleriniz tabii ki var. Allah razı olsun. Böyle atlamadan destek olsun diye reklamları dahi böyle hani kısa reklamları dahi izleyenler var. Allah bin kere razı olsun. En başında söylemem gerekiyor da unutuyorum işte. Lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Siz ne kadar çok videoyla etkileşime girerseniz YouTube bizi tanımayan, bilmeyen insanların önüne daha çok öneriyor, daha çok gösteriyor, daha çok çıkarıyor arkadaşlar. Eğer benim gibi, bizim gibi aileyi, hani benim gibi birini, bizim ailemiz gibi bir aileyi başkaları da izlesin istiyorsanız lütfen yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla kavuşmak, görüşmek nasip olur. Allah'a emanet olun. Allah kalbinizin, gönlünüzün en güzel dileklerini, en gizli köşelerde kalmış dualarını kabul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.